Değerli izleyenler, hepinize iyi günler diliyorum. Kanal 3 ekranlarında yepyeni bir işbirliği programına daha hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum ve Afyon Koçatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz var. Afyon Koçatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak işbirliği adındaki programımız boyunca öğrencilerimizi kamu ve özel sektör temsilcileri, iş insanları, STK temsilcileri ve konularında uzman kişilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yaşar Artar, Afyon Karahisar Sinanpaşa İlçesi Kaymakamı. Sayın Kaymakamım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merve Kavak, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Merve. Barış Emre Moğol, Genç Liderler Topluluğu Başkanı. Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Barış sen de. Sayın Kaymakam, öncelikle davetimizi kırmadınız. Buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Öğrencilerimizle beraber bizim üçümüzün konuğusunuz bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Ve öncelikle ben küçük bir soruyla başlamak istiyorum. Kendinizi tanıtmanızı istiyorum ama kariyer geçmişinizi merak ediyorum. Ben okudum, çok renkli bir kariyer geçmişiniz var. Ve üniversitemizde yapmış olduğunuz özellikle hani, genel ANS kampüsünden ziyade Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu'yla bir yapmış olduğunuz çalışma var mı? Onu merak ediyorum. Evet. Bu konularda bir bilgi tabii, rica tabii ediyorum hocam. Sizden. Öncelikle Sayın Hocam ben teşekkür ediyorum böyle anlamlı bir programa beni davet ettiğiniz için. Diğer tabii yani özgeçmişimi okuduysanız orada dediğiniz gibi biraz farklı bir hani standart kariyer yani kaymakamlık mesleği için farklı bir altyapıdan geliyorum. 2012 yılında ben Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir Japonya serüvenimiz oldu 5 yıl kadar. Orada yüksek lisans yaptım. Ondan sonra orada 3 yıl kadar doğalgaz ve petrol firmasında çalıştım. Ondan sonra ülkeye döndükten sonra 2019 yılında döndükten sonra kısa bir askerliğimizi 6 ay kadar Erzincan'da yaptım. Sonra özel bir sektörde gene Gebze'de çalıştım. Ondan sonra kaymakamlık standına hazırlandık. Şu an burada karşınızda Sinanpaşa Kaymakamı olarak bulunmaktayım. Dediğiniz gibi ilçemizde de bizim Afyon üniversitemize bağlı meslek yüksekokulumuz var. Burada bizim işbirliğimiz her zaman tabii ki koordinasyon ve işbirliği içinde meslek yüksekokulumuzla beraber çalışıyoruz. Onlara her zaman desteğimiz maddi ve manevi olarak işbirliklerimiz var. Elimizden geldiği kadar kimseyi mağdur etmeden mevzuatımıza verdiği yetkiler içerisinde dahilinde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi öğrencilerimizi tanıdıktan sonra tekrar Kaymakam Bey'e döneceğim. Barış senle başlayalım ya da Merve senle başlayalım. İsmim Merve Kavak. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Afyonluyum. Hı. Ve bir Afyon olarak öncelikle size hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Barış Emre Moğol. Aslan Antalya Korkutelli'yim. Manavgat ilçesinde ikamet etmekteyiz uzun yıllardır. Manavgat'ta turizm ve mobilya üretim sektöründe işletmelerimiz mevcut. Ben de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Afyon'da 5. senem. Aynı zamanda üniversitemizde Genç Liderler Topluluğu'nun başkanlığını yürütmekteyim 2 yıldır. Böyle. Şimdi sizler mesleğinden bahsedince memleketinizden ben de aslında Gaziantep'liyim aslında ama Alanya'da doğma büyüme. Hani bir senle hemşeri sayılırız. Senle de hemşeri sayılırız çünkü buranın kaymakamıyız. Evet. Artık buralıyız yani. Evet. Kaymakam görev yaptığı yerlidir artık. Yani evet. Orası memleket orasıdır. Çok güzel bir yerden gireceğim. Barış Genç Liderler Topluluğu Başkanı Sayın Kaymakam. Ben bu soruyla girmeyecektim ama bu soruyla girmek istiyorum. Arkasında da büyük bir kitleyi aslında temsil ediyor şu anda. Büyük bir topluluğun başkanı. Bu yeteneklerin, ince yeteneklerin topluluk başkanı olmasının hayatında ne gibi bir katkısı olacak? Aslında yani ben bir İK'cı olarak zaten bunu çok savunanlardanım. Yani teknik becerinin yanında ince becerinin de çok önemli olduğunu savunanlardanım. Yani tabii ki. Siyaset bilimi ve kamu yönetimini bitirdiğiniz zaman tamam o teknik beceriyi alıyorsunuz. Veya makine mühendisi olduğunuzda alıyorsunuz. Ama bir topluluk başkanı olarak ona ne verecek? Onun siz de yani baktım CV'nizde bu tarz şeylerde de vizyonunuz var. O yüzden bu soruyla başlamak istiyorum aslında. Şimdi öncelikle dediğiniz gibi üniversitede öğrencilerimiz genelde teorik bilgi alıyor. Ve bunları pratiğe dökecek alanlar ne yazık ki çok yani imkanları olmuyor. Şimdi böyle topluluklarda başkanlık yaparak yani geçmişten günümüze kadar en önemli şeylerden birisi iş hayatında iletişim. Hani burada sizin bir topluluk başkanı olarak
Orada sizin beraber çalıştığınız insanlarla, onlarlaki iletişiminiz çok önemli ve siz de başkan olduğunuz için belli bir seviyede o ilişkiyi sürdürmek istiyorsunuz. Ve bu da sizdeki iletişim becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Yani bu yönden bakınca herhangi bir topluluğun başkanı olmak ya da bir topluluğun parçası olup böyle birlikte işbirliği yaparak çalışmak size çok önemli olan iletişim becerisini kazandırmış oluyor. Ve orada sağladığın network bugün onu buraya getirdi. Ha, kesinlikle, kesinlikle. Yani o bizimle tanıştı, kariyer merkeziyle tanıştı. Sayın Kaymakam, kariyer merkezi toplulukların üstünde bir merkez. Hı hı. Son 3 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne de bağlıyız biz aslında. Bizimle tanışması topluluk başkanı olduğu için tanıştı. Bir network oluşturdu. Ya bu aslında dediğiniz gibi hani kamuda kariyer yapmak istiyorsanız, özel sektörde de kariyer yapmak istiyorsanız network bağlantılarınız çok önemli. Hani bu anlamda da gerçekten çok muazzam sizin için bir fırsat. Hani bunu için hani insanın tanıştığı kişiler nereye getireceğini, nereye götüreceğini, sürükleyeceğini bilemezsiniz. O yüzden elimizden geldiği kadar özellikle gençken girebildiğimiz kadar topluluğa girip insanla tanışıp kendi hani insan portföyü diyeyim, bunu bağlantılarınızı genişletmeniz sizin için çok önemli. CV'mize çok rahat bir şekilde yazabileceğiniz kesinlikle, o da sizin bir albeniniz olur. Kesinlikle. Ben çalıştığım branş itibariyle size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Sonuçta lidersiniz. Bir liderlik anlayışınız var mutlaka. Bir liderlik tabii ki, anlayışınız var. Sizce nasıl bir lider olunmalı? Ve gençlerimizin bu konudaki en büyük ihtiyacı nedir bu konuda? Bir yıl sonra farklı yerlerde göreceğiz biz bu grubu. Tabii ki. 4. sınıf belki meslektaşınız olacak. İnşallah nasipse. Ve bu anlamda hem verimlilik anlamında hem istihdam anlamında hem de kariyer anlamında attığınız en büyük etkili adım neydi kariyerinizdeki? Veya bir projeniz var mı? Kafanızda bir projeniz vardır ama ileride gerçekleştirmek istiyorsunuzdur. Tabii ki, tabii ki. Bu manada bir soruyla başlamak şimdi istiyorum. Şimdi öncelikle liderlik konusunda bizim kaymakamlık mülki idare hizmetleri sınıfı olarak geçiyoruz biz. Bizde bu hizmet sınıfında yaklaşık şu anda 2000'e yakın bir mülki idare amirimiz var. Kaymakam, vali yardımcımız, valilerimiz veya başka kurumlarda daire başkanı, genel müdür olarak çalışan meslek büyüklerimiz, meslektaşlarımız var. Şimdi bu söyleyeceğim şeyler tamamen benim kendi düşüncelerim. Çünkü bizde her kaymakamımızın, her mülki idare amirinin kendi yönetim stili var. Benim kendi yönetim stilimde ise bir yöneticinin bir kere karşıdaki insanlara saygılı olup onları anlaması lazım ve çeşitliliklere saygılı olması lazım. Özellikle bir lider çok farklı kesimlerden, farklı karakterdeki insanlarla haşır neşir olmak durumunda oluyor. Yani iş hayatında çok çeşitli farklı insanlar var, karakterler var. Bu yüzden çeşitliliklere saygılı olmak gerekiyor. Özellikle yaptığınız işlerde eğer liderseniz, hani bir insanı bir görevlendirme yaptığınız zaman liyakate önem vermeniz gerekiyor. Ve adilane karar almanız gerekiyor. Bunlar liderlik için çok önemli vasıflar. Buna biz sabrı da koyabiliriz. Sabır da çünkü gerçekten karakter için serin kanlı olmak, problem çözücü olmak, stratejik düşünce yeteneğinizin olması. Bunlar hepsi liderlik için gerekli, önemli şeyler. Ama bunlar tabii ki insanın karakterine göre, bulunduğunuz ortama göre, görev yaptığınız kuruma göre değişebilir. Başka sorun lütfen. Liderlik ve yöneticilik arasında fark olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tabii ki, otokratik tabii ki. Misiniz, demokratik bir yapınız mı var? Ben yani genelde hani benim belki söylemem çok doğru olmaz ama ben genelde çalışanlarım hani demokratik olduğumu, herkese eşit seviyede şans verdiğimi, onları çok böyle zor duruma sokmadan, özel hayatlarına müdahale etmeden, onlara da kendi uzmanlık alanlarında bir alan vererek onları idare etme taraftarıyım. Çünkü bir insanı gerektiğinden fazla sıkarak adamın yani o kişinin yapacağı işi yapmasını da engelliyoruz ne yazık ki. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani yöneticiden ziyade lider olup karşıdaki insanları da anlayıp onların da birer insan olduğunu unutmadan işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak en yüksek verimin alınacağını düşünüyorum. Yani liderlik ve yöneticilik noktasında da kendilerini yetiştirmelerini istiyorum ben. Bunu tabii sizden ki, de tabii duymaları ki. Tabii çok güzel. Biz ders hocası olarak bunları söylüyoruz ama sanki bu konuda da kendini yetiştirmeleri lazım gibi liderlik. Belki liderlik konusunda kendini yetiştiremez ama yöneticilik noktasında belki liderlik hani karizmasından geliyordur. Çünkü her yönetici lider olamaz tabii ki, malum. Tabii ki. Ama her liderin de yönetici özelliklerinin olmasını da isteriz teoride. Yani kesinlikle. Yani teoride aslında çok söyleyeceğimiz hani kitap önerisi olabilir ya da derslerinizde kendiniz hani kendi alanınızdaki siz kamu yönetimi, siyaset bilimi olduğunuz için zaten yöneticilik hakkında da liderlik hakkında da kendi müfredatınıza dersleriniz olduğunu düşünüyorum. Hani buradan teoride zaten alacağınız çoğu şeyi alırsınız ama hani bu yöneticilik de liderlik de pratiğe dökülmeden, bir tecrübe edilmeden hani kazanılacak yani kazanımlar sizin öğreneceğiniz şeyler değil. Hani ben mesela teoride ya da kitaplarda okuyorum, ha, tamam güzel diyorum ama hani işin içine girince durum çok farklı. Çünkü karşınızda bir insan faktörü var. Hisleri olan, duyguları olan, düşünen
zeki bir varlık var. Hani sizin istediğiniz ya da sizin düşündüğünüz şekilde işler gitmiyor. Hani orada da sizin yöneticiniz, lideriniz devreye giriyor. Yani bir kriz anında ya da beklenmedik bir durumda o olaya nasıl müdahale ettiğiniz, sizin lider mi olduğunuz, yönetici mi olduğunuz, sizin kumaşınızı ortaya çıkartıyor. Yani bu dediğim gibi tecrübeli ve zamanlı olacak bir şey. Ben izninizle bir soru sormak istiyorum tam da burayla alakalı. Tabii. Tabii ki lider ve yönetim becerisi olmalı. Bunun yanında bir kaymakamda mizaç ve kişilik olarak nasıl bir profil olmalı? Bunun da özel bir tanımı var mıdır? Her insana uygun mudur? Dediğim gibi yani az önce bahsettiğim kişiden kişiye değişir ama çünkü bu karakter yapısının değişmesinin sebebi bir kaymakamın yelpazesi yani karşılaştığı, muhatap olduğu insanlar çok farklı. Hani gün gelir bir anaokulundan çocuk sizin makamınıza ziyarete gelir. Onunla muhatap olursunuz. Onun seviyesine inmeniz gerekir. Gün gelir bir rektör gelir ya da çok üst düzey bir bürokrat gelir. Onunla oturup onunla aynı telden konuşabilmeniz gerekir. Gün gelir milyon dolarlık iş yapan bir iş adamı gelir. Onunla muhatap olmanız gerekir. Bu yüzden bir kaymakamın, idarecinin özellikle entelektüel birikiminin olması gerekiyor. Buna kesinlikle yani bu bir şart benim için. Çünkü hani yelpaze çok geniş olduğu için her insana hitap etmemiz gerekiyor. Onun dışında az önce bahsettiğim sabır. Çünkü gerçekten iş hayatında yani nelerle karşılaşıyorsunuz tahmin edemeyeceğiniz şeyler. Ve dediğim gibi kriz anlarında problem çözücü yaklaşım, stratejik düşünce. Bunlar sizleri diğer insanlardan yöneticilikten liderliğe geçiş konusunda sizleri bir adım öne geçirecek vasıflar. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de bir soru sorayım o zaman Sayın Kaymakam. Tabii ki. Kamu yönetimi alanında kariyer yapma süreciniz ve bu deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz biraz rica etsek? Tabii az önce de biraz girmiştik ama ben dediğim gibi öncelikle Uludağ Üniversitesi'nde okurken hani kamu ile ilgili bir düşüncem yoktu açıkçası. Hani o yüzden yurt dışına gitme gibi bir yol tercih ettim. Hani döndüğümde bana bir marjinal katkısı yani katma değeri yüksek bir şey olmasını istiyordum. Ama ondan sonra ülkeye dönme kararı aldıktan sonra özel sektörde de bir süre çalıştım. Ancak kamuda gördüğüm bazı şeyler hani onları değiştirebilmek için biraz kamu sektörüne yöneldim ve bunlara bakınca hani buna en kolay yolundan nüfuz edebileceğim, müdahale edebileceğim makam olarak kaymakamlığı görmüştüm. O yüzden kaymakamlığa hazırlandım. Nasip oldu, kaymakam olduk. Hani dediğim gibi biraz özel sektör menşeili birisi olduğum için hani benim olaylara bakış açım, bir de kariyer planlamam, ilerlemem biraz daha farklı bu şekilde oldu. Ama şu anda gayet memnunuz diyelim. Çünkü bu yani makam sayesinde sizlerin karşısında böyle faydalı, yararlı bir programda sizlerle beraber bulunuyorum. Peki burada ben yine bir soru sormak istiyorum. Kaymakamlık denildiği zaman kesinlikle herkesin aklında bir meslek tasavvuru oluşuyordur. Evet. Siz mesleğe başladığınızda bu tasavvurla meslek uyuşuyor muydu? Uyuşmuyorsa, farklılık varsa olumlu olumsuz yönde miydi? Hı hı. Ve bu yerelle mi ilgiliydi yoksa meslekle mi ilgiliydi? Şimdi yani bahsettiğim gibi ben öncelikle yani okurken kaymakamlıkla ilgili bir tasavvur ya da bir hayalim bir şeyim yoktu. Kaymakamlık sınavına hazırlandıktan sonra bir şeyler oluşmaya başladı. Çünkü sınava hazırlanırken hani bizim şu an kullandığımız mevzuatları, kanunları, onları çalıştığımız için hani o zaman çalışırken demek ki kaymakamın böyle bir görevi var, böyle bir yetkisi var diye yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. De ben mesleğe girene kadar hayatımda kaymakam görmemiştim. Hani öyle bir artık eksiklik mi diyeyim bilmiyorum. Ama mesleğe girdikten sonra oradaki okuduğum şeylerin mevzuatsal bakımdan hemen hemen tamamen aynısı oldu. Ama olumsuz yön, yani bu da kişiden kişiye göre değişir de bana göre olumsuz yön çünkü ben özel sektörde çalışırken bizim hafta sonlarımız, yani mesai saatlerimiz az çok belliydi. Ama kaymakamda mesai mefhumu diye bir şey yok. Yani özellikle hani 8.5-5.5 memurlarımız yani normalde çalışıyor ama bizim herhangi bir kriz anında deprem olabilir, heyelan olabilir ya da bir yangın olabilir. Hani gece gündüz fark etmeksizin bizim o olaya müdahale etmemiz, orada bulunmamız gerekiyor. Hani mesai mefhumunun olmaması bazen özel hayatımızda bizleri zor duruma sokabiliyor ya da uzun vadeli plan yapmamızı engelliyor. Ama dediğim gibi bu kişiden kişiye göre değişir. Bana göre olumsuz yöndür, başkasına göre çok da önemli bir şey değildir. Olumlu yön olarak söyleyebileceğim de bu makamın size verdiği çok büyük bir güç potansiyel var. Bunu şöyle izah edebilirim. Mesela normalde bir vatandaş ya da normal bir memur üst düzey yöneticilerle, rektörle, milletvekilleriyle, yeri geldiğinde bakanlarla görüşme imkanı olmaz. Ama ben bu makamın bana verdiği güçle randevu taleplerimi sağ olsunlar hiç kimse geri çevirmiyor. Ve ben çok farklı kesimlerden, çok farklı yüksek mevkide insanlarla oturup konuşabiliyorum, bilgi alışveriş yapabiliyorum. Bu da mesleğin verdiği çok büyük bize yetkilerden artık fırsatlardan birisi diyebilirim. Teşekkürler Sayın Kaymakam. Ben bir soru daha ekleyerek devam edeyim isterseniz. Bu zorlu süreçte yani sınav sürecinizde kaymakamla hazırlanırken sizin motive edici bir unsur var mıydı?
Şimdi kısaca hemen şeyden bahsedeyim, bu kaymakamlık sürecine hazırlanma. Evet. Gelmeden önce bakmıştım, en son kaymakamlık sınavı 120 soru üzerinden yapılıyor. 50 yanlışım olabilir, yine kontrol ederseniz. 50 soru civarı genel kültür, gen yetenek. Geri kalan 70 soru da alan üzerine oluyor. Bunlar ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlar. Eskiden 2018 öncesi olması lazım. KPSS puanı da gerekiyordu ama 2018'den itibaren KPSS puanı kalktı. Orada bu sınavda çalışmak belli bir program kesinlikle gerekiyor. Belli bir program dahilinde sizi bu mesleği adapte, yani bu mesleği istemenizi sağlayan kriteri, iyice onu kendiniz belli edip ona yoğunlaşarak o tutkunuzu kaybetmeden çalışmanız gerekiyor. Burada eskiden de mesela sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinden sadece kaymakamlar alınıyordu. Ama son, yanlış bilmiyorsam 3 sene önce artık Sosyoloji ve Psikoloji bölümü mezunları da mesleğe alınmaya başladı. Ayrıca Mühendislik Fakültesi ve Tarih bölümünden mezun olup da İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetiminden yüksek lisans yapan öğrenci arkadaşlarımız da bu mesleğe tabi, yani sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Böyle düşünürsek hemen hemen her sene kaymakamlık sınavı açıldığı zaman ortalama 15 bin kişi kaymakam adayı olmak için sınavlara giriyor. Bu da rekabetin ne kadar üst düzeyde olduğunu, yani siz eğer kaymakamlık mesleğini düşünüyorsanız böyle bir rekabetçi ortamda olduğunuzu bilmenizi isterim. Motive etmesi için benim kendim, o zaman benim motive etmesi için yaptığım şey, kaymakamlık mesleğini kaymakam olmuş bir şekilde kendime tasavvur edip orada yapabileceğim şeyleri düşünerek hani kendimi o şekilde motive ediyordum. Çünkü uzun bir süreç. O sizin içinizdeki yangının, kaymakam olma ateşinin sürekli yanmasını, onu o alevi harlı tutmak için böyle motive edici küçük nüanslar kendisi sizlere gerekiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biraz daha yerele inmemiz gerekirse, yerel halkın yönetimle olan iletişimini artırmak için mekanizmalarınız var mı? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Biz yani kendim açık yönetişim dediğimiz tüm paydaşların yönetime dahil olduğu bir yönetim anlayışını benimsiyorum. Bunun için teknolojik çağın da verdiği bu faydalardan, teknolojik şeylerden nasiplenerek e-devlet olsun, CİMER olsun, muhtarlık bilgi sistemi olsun, bizim kurumsal sosyal platformlarımız olsun, vatandaşlarımız buradan istediği zaman bize ulaşıyorlar. Biz de yetkili personellerimizle en kısa sürede bu soruları, istek ve şikayetleri cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun dışında belirli periyotlarla düzenlediğimiz halk toplantılarımız var. Vatandaşlarımız bunlara katılıp bize aynı şekilde istek ve şikayetlerini bildirebilirler. Son olarak da ben kendim köy ziyaretleri, işte belde ziyaretleri, hane ziyaretleri, normalde bizim şehit yakınları ve gazileri yaptığımız ziyaretleri sürekli bir şekilde devam ettirerek yaparak birebir vatandaşımıza dokunarak onların istek ve şikayetlerini dinliyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Sadece mülki amir olarak, üniversite olarak düşünmemek lazım aslında. Bulunduğunuz ilçedeki ortaokul, ilkokul vesaire. Tabii ki. Oralara nasıl bir katkı olur? Yani bir kaymakamın nasıl bir katkısı olur? Şimdi bizim en son ilk geldiğimiz zaman, aslında ben 4 aydır bu arada Sinanpaşa Kaymakamlığı yapıyorum. İlk geldiğimiz zaman ilkokulumuzda bizim kariyer günleri diye haftada bir gün ilçemizde çalışan kurum amirleri olsun, diğer hani serbest meslekten fırıncı da olabilir, ekmekçi de olabilir. Mesela onları çağırıyoruz. Çocuklarımız hem özgüven kazanması açısından hem de bilgi alışverişi olması açısından sorular soruyorlar. Ben de mesela onlara katılıyorum. Bir kaymakam olarak bana sorular soruyorlar. İşte kaymakamların görevi nedir? İşte karşılaştığınız zorluklar nedir? Kaymakam olmaktan memnun musunuz diye soru soranlar da vardı. Öyle okullarımızı ziyaret ederek daha çok kariyer üzerine, hani hem çocuklarımızı, özellikle lise çağında üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızı biraz motive etmek için bunlar önem verdim. Çünkü bizim gençlerimiz geleceğimiz. Bunun bilincindeyiz. Onlara yapılan yatırım, bizim kendi geleceğimize yapılan yatırım olduğunu düşündüğümüz için okullarımızı sürekli ziyaret ediyoruz. Özellikle karne günlerinde ve okulların ilk açıldığı günlerde ziyaret ederek hem kaymakamın görünürlüğünü, bilinirliğini artırıyoruz. Çünkü ben dediğim gibi kaymakam olana kadar kaymakam görmemiştim. Hani bir küçük yaşta birisinin bir kaymakam profilinin kendi içinde oluşturulması, çocuğun gelecekten bir vizyon olarak hem de kariyer planlamasında yani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Farkındalık yaratıp tabii, en azından bize de daha bilinçli çocuklar geliyor. Evet, bilinçli farkındalık. Üniversitede de daha bilinçli çocuklar geliyor. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu bir kurumsal gülümseme aslında. Kurumsal gülümsemeyi orada yansıtıyorsunuz çok güzel. Evet. Sen Kaymakam, bu yerel halktan devam edecek olursak, köy ziyaretleri yapıyorum demiştiniz. Evet. Mesela köylerde ziyaret ettiğiniz hanelerden ne gibi dönüşler alıyorsunuz? Yani sonuç olarak sizin gibi hiç kaymakam görmemiş aileler tabii vardır. Ki, tabii. Bu ailelerde nasıl yani mutlu oluyorlar mı? Yani sizlerle böyle açık iletişim kurabiliyorlar mı?
Şimdi ilk başta da bahsettiğimiz gibi insan ilişkilerinde iletişim, karşıdaki insan tarafından böyle bir önem atfedildiğini bilmek, bir insanlara çok böyle, hani bizim açımızdan belki rutin yaptığımız bir iş olabilir ama karşıdaki insan açısından önemi çok büyük. Hani her zaman çözülebilecek problemler değil de arada çözülemeyecek problemler, çözüm olmayan problemler de var ama karşıdaki insan dinlenildiğini fark ettiği zaman, yani sorun çözülmese de Allah razı olsun kaymakamım geldin, bizimle oturdun, bizi dinledin diyebiliyor. Hani beni bu mesleği tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi de insanlara dokunabilmek. Hani bu insanlara dokunum hem benim mesleki haz olarak manevi açıdan çok beni tatmin eden bir şey. Hem de böyle güzel geri dönüşler almak, vatandaşın kendisinin dikkate alındığını bilmesi hem onlar için hem de benim dediğim gibi mesleki haz için çok önemli şeyler. Genelde yani dediğim gibi güzel geri dönüşler alıyoruz. Peki burada ben şöyle örnekle ilerlemek istiyorum. Tabii. Takdir edersiniz ki insan tecrübe etmedikçe nasıl hakları olduğunun farkında değil. Yani %100 tüm haklarımızı bilmiyoruz. Olası bir gereklilik durumunda size ulaşılmak için hangi basamaklar, adımlar kullanılabilir? Bize bir örnek üzerinden açıklayabilir misiniz? Tabii ki tabii ki. Şimdi yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta söylediği, vatandaşımızı kapı kapı gezdirmeden, direkt vatandaşımıza dokunarak onların ihtiyacını en kısa sürede gidermemiz konusunda onlara yönelik aslında Cumhurbaşkanımızın görüşüne yönelik en somut adımlar bizim yaptığımız vatandaşla direkt oturmalarımız, konuşmalarımız, kahve ziyaretlerimiz. Burada bir kere vatandaşımız direkt olarak bize temas edebiliyor. Ve artık eskiden tabii yani 4 yıllık kaymakamlık kariyerim olduğu için öncesini bilemiyorum ama şu anda herhangi bir vatandaş randevu almadan da bizim kapımızı çalıp gelebilir. Ama onun dışında randevu alabilir. Bir kere sonra bizim kurumsal platformlarımızdan bize yazabilir. Biz hepsini en kısa sürede, ben kendim bizzat hepsini okuyorum, görüyorum, cevap veriyorum. Onun dışında az önce bahsettiğim CİMER olabilir. Bizim kendi muhtarlık bilgi sistemimiz var, açık kapılarımız var. Oradan direkt gelip bize, yani bizim amacımız burada direkt vatandaşa dokunmak. Hani arada bariyerler, duvarlar örüp de hani biraz devletin soğuk yüzünü yıkıp daha böyle candan vatandaşa dokunarak hizmet etmek bizim için önemli unsurlar. Hani bu açıdan vatandaşlarımız bize özellikle Sinanpaşa ilçesinde istediği zaman Çatalkapı gelebilirler, çayımızı kahvemizi içebilirler. Ben biraz daha böyle bir yönetim anlayışını benimsiyorum. Vatandaşa dokunmak lazım. Biraz önce sorduğumuz o liderlik anlayışı. Evet, buraya da sırayla. Tabii ki kesinlikle. Birbirini tamamlayan şeyler zaten. Evet. Ama sanki doğrusu da o gibi Sayın Kaymakamım. Ya ben öyle görüyorum ama dediğim gibi hani 2000'e yakın camiamızda meslektaşımız, meslek büyüğümüz olduğu için herkesin şeyi farklıdır. Ama genelde ben zannetmiyorum ki hiçbir kaymakam gelen vatandaşı geri çevirsin. Öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Çok ulaşılamaz olmamak lazım. Tabii sanki. Yani ama şu anki benim yani gördüğüm, tanıştığım hiçbir kaymakam, meslek büyüğümüz böyle bir şey yaptığını görmedim, şahit olmadım. Zaten de yapmazlar. Çünkü mesleğimizin tabiatına ters. Benim bir sorum daha olacak ilçenizle alakalı. Hani ilçede eğitim ve sağlık konularındaki öncelikleriniz nelerdir? Bunlarla ilgili somut adımlar var mı sizin tarafınızdan veya göreve yeni başladınız? Hı hı. İlerleyen dönemlerde bir aklınızda bir proje var mı, eksik gördünüz ilçenizle ilgili? Eğitim ve sağlık değil mi? Evet. Şimdi eğitimle başlayalım o zaman. Eğitimde şimdi biliyorsunuz artık günümüz iş hayatı da konjonktörde yapay zeka, elektrikli araçlar, robotik kodlama oraya doğru evriliyor. Şimdi biz de bunlara cevap verebilmek için elimizden geldiği kadar eğitim sistemimizi modernleştirmek, çocuklarımızın girip kullanabileceği, kendini geliştirebileceği laboratuvarlar, atölyeler temin ederek buraya doğru yönlendirmek istiyoruz çocuklarımızı. Şu an buna yönelik yaptığımız kod atölyelerimiz var. Burada robotik kodlama derslerimiz var. Şu anda bildiğim kadarıyla 25 tane öğrencimiz buraya devam ediyor, orada derslerini alıyor. Robotik kodlama adında hani belki yaşları küçük olabilir, belki bir şey öğrenmeye, yani beklediğimiz kadar bir verim alamayabiliriz ama en azından çocuklar için bir giriş basamağı olur. Kendilerinden bir yol çizmelerinde, bir kariyer hedefi belirlemelerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında şu an bizim eğitim olarak bir tane nasipse proje okul oluşturma planımız var. Nasipse artık o proje okul yapmak istiyoruz. Onun dışında başka söyleyebileceğim eğitim konusunda aslında bir de şu an burada fırsatını bulmuşken söyleyeyim de bizim Tınaztepe beldemiz ve merkezde iki tane okulumuz yıkım kararı sebebiyle boşaltıldı. Başka yakın bir okulda ikili eğitim veriliyor sabahçı öğrenci sisteminde. Bunu en kısa sürede giderip öğrencilerimizi daha böyle rahatça ders alabileceği, ders işleyebileceği bir yerlere geçirmek istiyoruz. Bunun için de ihale için ödeneği ayarlayabilirse en kısa zamanda onu hayata geçirip öğrencilerimizi o ikili sistemden kurtarmak istiyoruz. Çünkü sabahçı olunca öğrencilerimiz çok erken gidiyor. Daha zihinleri uyanmamış olduğu için adaptasyon sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Bir de ilçemizde
Size bir soru sorayım. Mesela bizim bir beldenen örnek vermek istiyorum. İlkokuldaki öğrenci sayımız 280 civarı. Sizce ortaokuldaki öğrenci sayısı kaçtır? 300 civarı var. Değil mi? Daha böyle evet, biraz daha fazla olması beklersiniz ama bizim ortaokulda o belde için konuşuyorum. 30 ya da 40'tır. Bunun sebebi şudur. Çünkü bizim hani il merkezine yakın olmamız genellikle avantaj ama dezavantajı olduğu durumlar da var. Öğrencilerimiz ilkokulda, daha başarılı öğrencilerimiz diyeyim, ailesinin artık ailesinin teşvikiyle ya da ailesinin yönlendirmesiyle Afyon ildeki, il merkezindeki ortaokullarına gittiği için hani bizim görece diyeyim, görece Afyon ili içinde ilçemizin eğitim seviyesini biraz daha düşük gösterebiliyor. Ama hani sebebi budur. Buna en kısa sürede yani birebir hocalarımızla iletişim halinde hem velilerimizle hem öğrencilerimizle oturarak onları biraz daha ilçemizde tutmak istiyoruz. Çünkü şu anda bile bizim ilçemizde mesleği yüksekokuluna dahil edersek 5000'den fazla öğrencimiz var. Hani bu yüzden modern, çağdaş ve onları doğru yola itebilecek, doğru yola yönlendirecek bir eğitim sistemi oluşturup onları elimizden geldiği kadar ilçemizde tutmak istiyoruz. Çünkü bu ilçemizin geleceği için de, gelişimi için de çok önemli. Sağlık konusunda da bildiğiniz üzere 2021 yılında yanlışım yoksa Afyon ili içinde en son yapılan, teknolojik bir şekilde yapılan hastane bizim ilçemizde. Yaklaşık 18 milyon maliyeti var diye biliyorum. Onun olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ilçede devlet hastanesinin olması büyük bir avantaj ama orada da yeterli uzman doktor atamamız daha yeni bir hastane olduğu için arada eksiklerimiz oluyor. Bu da ister istemez bizim aile hekimlerimiz üstünde iş yükünü arttırıyor. Çünkü bir de bizim belde olarak 10 tane belde belediyemiz var, bir de 24 tane köyümüz olduğu için yaklaşık 860 kilometre bir coğrafya üzerine kurulu 100 kilometre kare. Bu da çok dağınık olduğu için hani bizim aile hekimleri ve onların üstündeki yükü ister istemez arttırıyor ama bu tabii ki bahane değil. Biz elimizden geldiği kadar ilçe sağlık müdürümüz, il sağlık müdürümüzle beraber koordineli şekilde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teşekkür ederim. Eğitimle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Sinan Paşa Meslek Yüksekokulu'nda müdür de çok samimi arkadaşımız. Hı hı. Öğrencilerimizin orada yurtla ilgili sorunları vardı. Bu manada kazanan öğrenciler tabii ki Sinan Paşa'da yerleşik yaşayamıyorlar. Afyon'da yaşıyorlar. Evet. Mesela ortaokulda yaşadığınız bu sıkıntı Meslek Yüksekokulu'nda da vardı. Doğru. Yani Meslek Yüksekokulu atıyorum 100 kişi kazanıyor ama 100 kişi orada yaşamıyor. Ya işte ilçemizde öğrencilerimizi tutma konusunda sıkıntımız arasında... Arınmayla ilgili yani bir sorun vardı, çözüldüm bilmiyorum onu ama... Şimdi ben geldiğim zaman ilk zamanlarda da hani bana söylenen birkaç problemlerden birisi barınmaydı. Hani şu anda büyük ihtimalle bu ay sonunda teslim alacağımız bir TOKİ projemiz var. Hani o TOKİ bitince biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca şu anda alanı yani arazisi ayrılmış bir TOKİ projemiz daha var. O da ödenek konusunda merkezden onaylanırsa inşallah onu da en kısa sürede başlayıp ilerletmek istiyoruz. Bunları yapınca barınma sorunumuz çözülecek diye düşünüyorum ama şu an dediğiniz gibi barınmayla ilgili sıkıntılarımız var ama buna yönelik çözüm üretmek için çalışmalarımız da var. Organize sanayi bölgesiyle alakalı da çalışılıyor herhalde. Tabii. Yani tabii organize sanayi bölgemiz de var Yeşil OSB. Birkaç farklı şeylerimiz var. İstiyorsan daha detaya gireyim. Evet şimdi. Ben de tam onu soracaktım. Yani ilçenin genel tabii. Durumu ve yürütülen projelerle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ilçemiz Evliya Çelebi'nin seyahatname sinde de geçiyor. İlk 1641 ya da 71 yılında olması lazım. O zaman 200 haneli bir Müslüman köyü olarak geçiyor Sinan Paşa. Sinan Paşa ben geldikten sonra öğrendim. Türkiye'de belde belediyesinin en çok olduğu ilçeymiş. Toplam 10 tane belde belediyemiz var. İlçe merkez belediyemizle beraber 11 tane belediye başkanımız var. 24 tane köyümüz var. Nüfusumuz yaklaşık 38 bin civarı. Afyon merkeze uzaklığımız 35 kilometre. Genel olarak ilçemizin bir de hayvancılık ve tarım konusunda önemli yerlerdeyiz. Bizim ova kesimlerimizde büyükbaş hayvancılık ve süt besiciliği yapılıyor. Dağlık kısımlarda da daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Tarımda da genellikle eskiden daha fazla üretiliyormuş ama haşhaş konusunda, bezelye konusunda, vişne konusunda, silajlık mısır, arpa ve buğday konusunda iddialı bir konumdayız. İlimizdeki yüksek yani yüzdelerden birisine sahibiz. Bununla birlikte ilçemizin şu an mevcut durumundan kısaca bahsettim. İlçemiz 1953 yılında ilçe oldu Sinan Paşa. İlk ismi aslında Sincanlıydı bundan önceki ismi. 2004 yılında meclis kararıyla Ankara Sincan ilçesiyle çok karıştırıldığı için hani hem PTT kargo ve işte mektuplaşma konularında bir adres sıkıntısı yaşandığı için 2004 yılında meclis kararıyla Sinan Paşa ismini aldı. 2004 yılından beri Sinan Paşa'dayız. Şimdi Sinan Paşa ilçemiz ne yazık ki biraz diğer ilçelere göre geride kaldı ne yazık ki. Bunlar için ama bunlar bizim için hiçbir zaman bahane olamaz. Bizim amacımız burada bulunduğumuz süre boyunca ilçemizi bulunduğu seviyeden daha üstlere çıkarmak. Buna yönelik şu anda
herkesin bildiği, herkesin dilinde olan iki tane büyük projemiz var. Birisi Ankara, Afyon, İzmir yüksek hızlı tren hattı. Bu inşallah nasipse Afyon-Ankara ayağı, o güzergah 2025 yılında tamamlanacak. Tamamen bitmesi ise 2028 yılı olarak anlaşıldı ama biraz daha hızlandırılıp 2027 yılı içinde Ankara, Afyon ve İzmir arasında yüksek hızlı tren hattımız olacak. Bu bize ne gibi faydası olacak? Hem ilçemizdeki, yani ilçemiz ile çok yakın olduğu için buradaki ulaşılabilirlik artacak. Buradaki bölgesel kalkınmaya faydası olacak. Çünkü insanlar için daha kolay gelinebilecek bir rotasyon olacak. Bu açıdan bizim kalkınmamızı ve bilinirliğimizi artıracak. Buna ek olarak organize sanayi çalışmamız var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce resmi gazetede acele kamulaştırma kararı alındı. Ve bu meblağlar üzerinde bir yeniden değerleme davalarımız vardı. Onlar da son duruşma ayın 15'inde yapıldı. Burada tescil davalarımız Şubat ayının ilk haftası bitmesini bekliyoruz. Bu tescil davalarından sonra altyapı için ihaleye çıkacağız ve bu sene içinde ilk firmalarımız orada artık kendi firmalarını, fabrikalarını kuracaklar. Bizim için orada bir değer üretmeye başlayacaklar. Bunun ilçemize şöyle bir faydası var. Öncelikle bu OSB yeşil OSB. Bizim şu anda Avrupa Birliği'nde de çok böyle popüler bir konu olan karbon salınımını sıfıra indirmek için, o karbon emisyonunu sıfıra indirmek için çok revaçta olan popüler kuruluşlar, bu kurumlar diyeyim daha doğrusu, organize sanayilerimiz. Burada bizim için bu bizi bir adım öne atıyor. Çünkü geleceğin sektörü olduğu için gelecekte bu yeşil enerji dediğimiz şeylerde bu yeşil OSB'ler bizim için çok büyük bir katalizör diyeyim. Bizi böyle daha iyi seviyelere getirecek. Burada hesaplanan 10 bine yakın istihdam tamamlandığı zaman bizim ilçemizdeki sorunlardan birisi de istihdam. Bu istihdam probleminin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ve şu andaki ilçe merkez nüfusumuz 3500 civarı. Organize sanayi tamamladığımız zaman inşallah iş gücü göçleri de çevre illerden, ilçelerden ilçemize gelecek. O bizim ilçemizi nasipse seviye atlatacak, farklı konumlara getirecek. O zaman bambaşka bir Sinan Paşa olarak Afyon ilimizin güzide ilçelerinden birisi olacağız. Şu anda nüfus olarak da zaten 5. büyük ilçeyiz. Bu yaptığımız yatırımlar sağ olsun vekillerimiz, belediye başkanımız, sayın valimiz, onların da katkılarıyla beraber daha iyi bir konuma gireceğiz inşallah. Bu arada şeyi söyleyeyim de bizim ilçemizi bizim bir polis memurumuz, sinema ve fotoğrafçılık okumuş bir sinema polis memurumuzun çektiği 1 saat 10 dakikalık bir kısa film var. Bir ismini söyleyeyim size de yanlış bilgi vermeyeyim. Bozkır'ı yeşillendirme hikayesi diye bir filmimiz var 1 saat 10 dakikalık. Yani zamanınız olursa hem ilçemizin tüm böyle şivesiyle güzel tatlı 3-4 çocuk üzerinden dönen kısa tamamen yerel imkanlara çekilmiş bir film. Hani ilçe hakkında da size güzel bir fikir verir. Teşekkürler. Nereden ulaşıyoruz ona? YouTube'dan direkt yazıp ulaşabilirsiniz. Tam ismini tekrardan vereyim. Bozkır'ı yeşillendirme hikayesi. Efendim, tabii ki hani böyle taşralarda genel sorun merkez nüfusunun az olması. Hani benim doğduğum ilçede de merkez nüfusu köylere göre azdı yani. Belli bir sorun teşkil ediyordu bu bizim için. Aslında yani ilçelerde genelde merkez nüfusu daha fazla olur. Hani kırsal kesimlerde biraz daha küçüklerde orada nüfus daha az olur ama genelde bu İç Anadolu diyerek söyleyeyim. Genelde burada köylerimizde, beldelerimizde nüfus hemen hemen. Mesela bizim Taşoluk belediyemiz var, kasabamız. Bizim ilçe merkezi nüfusumuzdan 150 kişi daha fazla mesela. Merkezimizden daha kalabalık beldemiz var. Yani bunu bu yeşil OSB ile birlikte bu daha da artacak. Peki bu arttığı zaman bu göçü karşılayabilecek bir potansiyel var mı ilçede? Yani? Tabii. Az önce bahsettiğim birinci TOKİ, birinci etap diye söyleyeyim. O tamamlandı, tamamlamak üzere teslim edecek bu ay sonunda. Diğeri de hani eğer bütçemizde şu an biliyorsunuz yani Allah bir daha yaşatmasın depremden dolayı bütçe kaynaklarımız şu anda seferberlik ilan edildiği için yani o tarafta oraya seferber edilmiş bütün kaynaklarımız. Orası da inşallah toparlandıktan sonra bizim bu bütçe konusundaki bizi kısıtlamalarımız diyeyim onlar da kalktıktan sonra inşallah bu TOKİ'lerle beraber en kısa sürede bunu altından kalkacağımızı, bunun bir sorun olmaktan çıkacağını ifade etmek istiyorum. Ya bunun dışında ilçemizde de devam eden mesela bizde ilimizde 4 ilçede yapılan yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Şu an inşaatı devam ediyor. Mart ayı içinde tamamlanacak. Onun dışında çok donanımlı daha şu an tefrişatı tamamlanmadı gençlik merkezi var. Bunun içinde kütüphanesinden tutun da normal spor salonundan, gençlerin oturup sohbet edebileceği sohbet salonundan çok böyle tefrişatı güzel bizim il spor müdürümüzle beraber iletişim halinde ve onu da tamamladıktan sonra çok daha güzel, çok daha yaşanılabilir bir ilçe merkezi haline dönecek.
Ayrıca doğalgaz çalışmalarımız da ilçe merkezinde tamamlanmak üzere. O da belediye başkanımız, vekillerimiz sağ olsun. Onu da bitirdikten sonra zaten çok farklı bir kimliğe bürünecek. Çok güzel çalışmalar var inşallah. Tabii, tabii. Bunlar hayata geçince daha iyi olur. Bunun yanında yerel halkın dezavantajlı kesimleri için yürüttüğünüz ya da yürütmeyi düşündüğünüz faaliyetleriniz var mıdır? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Bizim şimdi mantalitemiz yönetimde kimseyi arkada bırakmadan, herkesi yönetime dahil ederek, hiç ihtiyaç sahibini bırakmadan. Yani kimse, şöyle bir meslek büyüğüm bir şey söz söylemişti, çok hoşuma gitmişti. Kimse, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı bayrağının altında dalgalandığı yerde öksüz yetim değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet olarak herkesin arkasındayız. İmkanlar doğrultusunda herkese elimizden geldiği kadar yardım edip devletin elini uzatıyoruz. Şu anda neredeyse 50'ye yakın bizim Aile ve Sosyal Bakanlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden sağladığı yardımlarımız var. Bunlar mesela barınma yardımı, yaşlılarımıza bakım yardımı, eşi askerde olanlara asker yardımı, yeni doğum yapmış işte annelerimize yeni bebek doğum yardımı. Bunlar sürekli farklı farklı şekilde yardımlarımız var. Sadece dezavantaj olarak değil de bu Aile ve Sosyal Bakanlığımızın Türkiye Aile Destek Programı diye bir şey var. Sadece dezavantaj olmaktan ziyade eğer geliriniz, aylık geliriniz belli bir limitin altındaysa gene bir yardım almaya hak kazanıyorsunuz. Şu an en son yanlış bilmiyorsam 2024 yılı başında güncellendi. Hane halkının geliri bölü hanedeki yaşayan kişi sayısı yapınca 5500 liranın altında kalırsa nakdi yardım alma imkanınız var. Yani bu açıdan yani sadece dezavantaj olarak değil de hani maddi sıkıntı yaşayan bireylerimize de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nüfus olarak da şu anda 65 yaş üstü yaşlı nüfus diye nitelendirdiğimiz 2022 TÜİK verilerine göre bizim nüfusumuzun 38 binde %15'ine tekabül ediyor. %15'imiz yaşlı. Yaşlar tabii ki bizim başımızın tacı. Onların da dediğim gibi bir vefa projemiz var. Orada 4 tane bir kadın biz kendimiz istihdam ettik. Bu yaşlılarımızın kendi tek başına yaşayan özellikle kendi ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımızın evlerine gidiyorlar belli periyotlarda. Temizliklerini yapıyorlar. Özel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Alışverişini yapıyorlar. Böyle projelerimiz var. Onun dışında ekstradan söyleyebileceğim daha önce yapılan çocuklar üşümesin diye çocuklara yönelik projelerimiz var. Vatandaşlara asgari barınma ihtiyaçlarını karşılama projesi var. Huzur projesi var. Öksüz yetim eneler var. Yani daha sayamayacağım bir sürü projelerimiz var. En son yaptığımız söylerse 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle 100 yaşında olan yaşlılarımızı, 100 yaş ve üzeri olan çınarlarımızı diyelim, yaşlı çınarlarımızı biz vakıf müdürümüzle beraber, personelimizle beraber ziyaret ettik. Hallerini, hatırlarını sorduk. İhtiyaçlarını elimizden geldiği kadar giderdik. Hani bu vatandaşa dokunma açısından hem onları çok memnun ediyor hem bizleri memnun ediyor. Böyle projelerimiz her zaman var. Bu nasıl olmaya da devam edecek tabii ki. Çok güzel, teşekkürler. Bu bahsettiğiniz projeler bizim gibi siyaset ve bilimi kamu yönetimi öğrencilerini, işte kaymakam adaylarını gerçekten çok motive ediyor. Yani bahsettiğiniz şeyler, bir vatandaşın hayatına dokunabilmek, hayatını tabii değiştirebilmek. Bunlar bizim için çok önemli mevzular, önemli konular. Yani bizim yani daha bunlardan ziyade böyle duygulandığınız veya işte ben ilçemde veya görev yaptığım alanda şu insan hayatına dokundum, hayatını değiştirdim, yani beni çok motive etmişti, çok mutlu etmişti dediğiniz anlar oldu mu? Tabii ki. Ya. Özellikle burada yani yaptığımız projeler dışında bunlar biraz daha projeler maddi bir şey olduğu için ben biraz bu konuda manevi boyuttaki şeyler insanı tabii ki daha çok duygulandırıyor. Ben bir önceki görev yaptığım yerde Isparta Gönen'de, mesela oradaki ziyaret ettiğimiz yaşlılar, şehitlerimizin annesi. Onlar mesela ben orada ayrılmama rağmen neredeyse 2 yıl geçti. Her zaman beni arayıp sorarlar mesela bayramda, seyranda. Böyle bayram olmasına da gerek yok. İstedikleri zaman arayıp sorabilirler mesela. Bu beni çok yani mutlu, memnun ediyor. Çünkü bu şeyi kanıtlamış oluyor. Ben oradayken demek ki gerçekten insanların hayatına dokunabilmişim ki bu insanlar bana değer verip, hani onca zaman geçmesine rağmen beni düzenli olarak arıyorlar. Sağ olsunlar, Allah eksiklerini göstermesin. Hani bunlar mesleki açıdan gerçekten bizi doyum noktasına ulaştıran, hazza ulaştıran şeyler. Yani böyle şeyler inşallah yani nasip olur da kaymakam olursanız sizlerin de böyle duygular yaşamasını temenni ederim, isterim tabii ki. Teşekkür. Ben şeyi merak ediyorum, pardon. Afyon Valiliği'nin kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleri konusunda Sinan Paşa'daki durum nedir Sayın Kaymakam? Burada Sayın Valimizin önderliğinde burada valilerimizin bu kadın kültür evlerini sahiplenmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü bizim ilçelerde kadınlarımıza iş imkanı oluşturmak yani küçük ilçelerde biraz daha zor oluyor. Ama bu kadın kooperatifleri oluşturarak kadın kültür evlerinde
kadınlarımızı bu istihdam ederek, hani onları da iş hayatına adapte ederek onlar için daha farklı ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sinanpaşa'da bir bizim ilçe merkezimiz de var, bir de Güney Beldemiz de var. Buradaki hanımlarımız kendileri yufka yapıyorlar. Mesela güneydeki kadın kültürümüz çanta giydirme yapıyorlar, deri yapıyorlar, süsleme yapıyorlar. Ticarileşti. Tabii. Bunları mesela orada üretiyorlar. Belli anlaşmalı yerlerimiz var. Sayın Valimiz de sağ olsun. Onlar belli yerlerle anlaşıyorlar. Biz üretiyoruz, satıyoruz. Hani hem kadınlarımız evde oturmaktansa hem orada gelip sosyalleşiyorlar, diğer kadınlarla beraber oturuyorlar. Hem de ceplerine bir harçlık oluyor. Onlara bir maddi kazanç elde etmiş oluyorlar. Bunun hazzına da varıyorlar. Hem onlar, kadınlarımız daha özgüvenli oluyor. Hem de dediğimiz gibi biraz daha kendilerini sosyal hayatın bir parçası olarak görüyorlar. Siz ziyarete gelsek biz de gezebilir miyiz? Tabii. Onlarla tanışabilir miyiz? Tabii. Kadınlar bizi toplansa? Evet. Onlar da çok memnun olur. Olur. Biz beraber siz onlar olur. Bükme börek yapıyorlar. Hep beraber otururuz. Şahi börek. Beraber şey yaparız. Bunu sözünü alalım en azından. Evet, alalım. Tabii çok memnun oluruz. Gelin. Teşekkürler. Ben önemini çok iyi biliyorum. Çünkü Sandıklı Meslek Okulu Müdürlüğü yaptığım dönemde çok aktif çalışıyorlar. Yani bir görmenizi tavsiye ederim. Biraz sanki çok duyulmamdı. Yani bu duyulma açısından da böyle faaliyetler yürütmemiz faydalı olabilir. Kesinlikle. Üniversite öğrencisinin de o manada böyle götürüp topluluktan, yani bu ticari noktada iş birebir iletişim, etkileşim olması. Girişimciliğe faydalı. Hevesli olan insanları bence kesinlikle bu bir tanışma olsun, bu network olsun. Şu anda siz de ajandanızı genişletiyorsunuz. Evet. Bir isim katıyoruz şu bize anda. Bize önce haber verirseniz biz en iyi şekilde ayarları dizayn ederiz. Yani güzel bir birliktelik olur, buluşma olur. Sinanpaşa'da bir gün geçirelim. Tabii olur. Tamam, ağırlamak isteriz. Tamam. Hem sizlerin de hani bir kaymakamın günü nasıl geçiyor tarzında bir şeyiniz olur. Çok güzel bir proje. Görürsünüz. Siyaset bilimi öğrencilerini alalım. Tamam. İkinci dönem böyle bir programımız olsun. Tamam hocam. Olur, tabii. Yazalım bunu. Her zaman memnun oluruz. Sözü en azından almış olalım. Tamam. Teşekkür Siyaset bilimi, kamu yönetimi alanına indiğimize göre hani sohbetimiz. Ben size bir soru sorayım. Siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencileri olarak bizlere staj ve kariyer alanında tavsiyeleriniz var mıdır? Bu konuda bilginiz, bize aktarabileceğiniz. Öncelikle ben herkesin hani öğrencilik döneminde staj yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hem yapmak istediğiniz kariyerin önceden bir ön izleme, fragman gibi orada görüyorsunuz. Hani orada belki gördüğünüz şeyler sizi o meslekten uzaklaştıracak ya da gerçekten sizi daha fazla motive edip sizlere bir güç olarak, motivasyon kaynağı olarak geri dönecek. Bu yüzden yapmanız gerekiyor. Kamuda eğer düşünüyorsanız, buraya gelmeden önce araştırmıştım. Yani denk geldi, sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın tamamen yerli ve milli olan bir eğitim platformu var. Adı da yanlış bilmiyorsam Kariyer Kapısı olması lazım. Burada bütün kamu istihdamı şeffaf bir şekilde orada gösteriliyor. Orada staj başvuruları da yapabiliyorsunuz. Sanırsam Merve zaten daha önce başvurmuş ve orada staj yapmış. Bu sizin için çok büyük bir avantaj olur. Hani bu imkanlardan da faydalanmak lazım. Ama kamu düşünmüyorsanız tabii ki özel sektörden de firmalarımızla görüşüp orada da kendinizi artık kendi ilgi alanınıza göre bir staj ayarlama imkanınız olur. Biz geçen sene sizin bölümünüzden, üniversitenizden iki tane öğrenci kardeşimizi kaymakamlığımızda bir ay kadar olması lazım süre olarak. Ha, ben yoktum o zaman ama bir ay staj yaptırdık. Hani bundan sonra da yapmak istiyorsanız, bizim ilçemiz de bu konuda öncü ilçelerden birisidir Afyon ilinde. Hani bundan sonra öyle bir sizin ya da arkadaşlarınızın, topluluk başkanısınız, sen yönlendirebilirsin. Hani gene ağırlamak isteriz. İki öğrenci, üç öğrenci ya da daha fazla talep olursa sırayla, ikişer haftaya bölüp elimizden geldiği kadar bizim yazı işleri müdürümüzün önderliğinde benle de birer gün geçirirler ya da makam alırız, otururuz, konuşuruz, sormak istediğiniz sorular varsa. Yani bunlar sizler için güzel imkanlar. Evet. Hani bu sadece benle de kalmayabilir. Ben diğer kaymakamlarımızın, kendi ilimiz için konuşuyorum. Diğer ilçelerin kaymakamlarına da gidip kapılarını çalıp oturup konuşabilirsiniz. Ben kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Hani her kaymakam sizin için farklı bir pencereden bu mesleğe bakmak için size bir fırsat verir. Hani bu konuda çekinmeyin. Hani bizleri abileriniz olarak görün. Gelin oturalım, konuşalım. Hem sizin için de vizyon olarak, kariyer planlaması açısından da sizlere bir bilgi, en azından bir ön basamak, bir ilk adım atmanıza yardımcı olabiliriz. Bu konuda ben şey bilgisini de vereyim. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sayın Kaymakam'ın söylediği, girişimde kariyer merkez müdürlüğü olarak biz bunu üniversitede yürüten kişiyiz, yürüten birimiz. Artık Türkiye'de son 5 yıldır kamuda staj yapabilmek için mutlaka kariyer kapısı üzerinden müracaat yapmanız gerekiyor. Bu konuda eksik bilgi varsa da biz bu konuda gerekli detaylı bilgiyi veririz. Yani üniversiteyle Cumhurbaşkanlığı arasında köprü biziz. Bize müracaat edebilir öğrenciler. Biz de size bu konuda istediğiniz yardımda
bulunabiliriz. Müracaatlarınıza kadar gelip bizim sistemimizden yapabilirsiniz. Artık Türkiye'de böyle olacak. Kaymakamlıkta staja gitmek istiyorsanız da buradan geçeceksiniz. Yani kariyer kapısından geçmeniz gerekiyor. Ben o kadar detaylı bilmiyordum Sayın Hocam'a teşekkür ederiz. Ben bu manada size yardımcı olurum. Mutlaka öğrenciler bize müracaat etsin. Dördüncü sınıf öğrencisi de müracaat edebiliyor. Hı hı. Sen kafanızda öyle bir soru işareti var sanki dördüncü sınıf gelir. Evet, hayır. Bitiyormuş dördüncü, gibi. Hayır, dördüncü sınıfta yapabiliyor. Sınırsız, istediğiniz kadar burada staj yapabilirsiniz. Ben kaymakamıma kesinlikle katılıyorum. Staj yapın. Evet. Şu anda başvurularda açık bildiğim kadarıyla Mart'a kadar 10 Mart'a açığız. Kadar. Evet, 10 Mart'a kadar. Ve sanki stajlarda farklı kurumlar tercih edilirse farklı iş alanları görme imkanı daha çok olur diye tabii, düşünüyorum. Bence çok önemli. Tabii sizin yani bizim bölümün de yani şeyi çok geniş dedim. Yelpaze müfettiş de olabilirsiniz, idare hakim de olabilirsiniz, yani denetmen de olabilirsiniz, uzman da olabilirsiniz, kaymakam da olabilirsiniz. O yüzden elinizden geldiği kadar farklı kurumları görerek hani sizin kariyer anlamında ne yapmak istediğinizi, hedefinizi daha net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Kesinlikle. Evet. Son 5 dakikamız. Bizim evet. Sormak bölümümüze daha çok bölümümüze evet, yönelik sormak özel gideceğiz sorular abi. Var. Evet. Mecburen özel olur, gideceğiz. Olur, tabii. Evet, süremiz azaldığına göre. Son 5 dakikamız. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi bölümü mezunu öğrencilerinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüz şartları baz alındığında. Yani şimdi sadece sizin bölümle şey kalmayayım, hani sınırlı kalmayalım da genel olarak ben üniversite mezunlarına hep tavsiye ettiğim şeyler. Bir kere artık günümüzde bir dil bilmek kesinlikle, hani ben kendim de yurt dışında yaşadığım için bunun faydasını çok gördüm. Hani dil bilmek sizin için kesinlikle bir gereklilik. Bu özel sektörde için de geçerli bence, kamu sektörü için de geçerli. Kamu sektörü için de yani sizlerin müfredatı bu kamu kurumu sınavlarının içinde hepsini çok geniş bir şekilde kapsıyor. Hani bu sizin bir avantajınız. Üniversite kendi müfredatınızı çok iyi çalışıp onları özümsedikten sonra zaten çoğu sınava hazırlanmış gibi oluyorsunuz. Bunun dışında zaten yardımcı yan kurslarla kendinizi daha çok geliştirerek kamuda rahatlıkla kariyer yapabileceğinizi inanıyorum. Ama dediğim gibi konuşmanın başında bahsettiğim, eğitim kısmında bahsettiğim daha doğrusu, bu yapay zekadır, robotik kodlamadır. Ülkenin yani dünyanın daha doğrusu globalleşen dünyada ihtiyaçlar artık farklılık göstermeye başlıyor. Bunu kendinize adapte etmeniz lazım. Hani sadece bir pencereden değil de çok farklı şeylerden bakıp her bölümden ya da farklı branşlardan kendinizi geliştirip, hani multidisipliner diyorlar ya, farklı kurumlardan farklı bilgiler alarak kendinizi geliştirip güncel tutmanız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Barış, son sorumuzu alalım. Tabii ki. Kaymakamlık mesleğini düşünen bir siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencisi veya iktisadi idari bilimler öğrencisi, hı hı. Bu sürece en iyi şekilde hazırlanması için ne yapması gerekir sizce? Şimdi öncelikle başta bahsettiğimiz gibi 120 soruluk bir sınav var karşınızda. Evet. Ben kendim yaklaşık bir 5-6 ay çalışarak kazandım ama bu insandan insana tabii ki değişiklik gösterebilir. Hani gerçekten sadece hedefiniz kaymakamlıksa ben bunu bu arada tavsiye etmiyorum. Çünkü hani sadece bir şeye bağlı kalmak hem uzun vadede yani ulaşamazsanız hedefinize sizi büyük bir hayal kırıklığı ve depresyona kadar sürükleyebilir. O yüzden sadece bir şeye odaklı kalmadan, bir şeye bağlı kalmadan farklı, her zaman elinizde farklı seçenekler olmasını tavsiye ediyorum. Kaymakamlık konusunda da belli bir düzenli, disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece kazanılmayacak bir sınav değil. Ben size bunu çok rahat söyleyebilirim. Burada önemli, yani ekstradan önem atfetmeniz gereken şey iktisat, ekonomi bölümü. Çünkü çoğu geri kalan derslerin çoğu ezber üzerinden geçiyor. Yani ezberiniz iyiyse zaten onları yapabilirsiniz. Ama iktisat yapmalık sizin için bir farkındalık oluşturur. Hem diğer insanlardan sizi birkaç adım, bir adım değil birkaç adım öne atar. Yani belki ezberde bir şey unutabilirsiniz, yapamayabilirsiniz ama iktisat yaparsanız yer adayların çok önüne geçersiniz. İktisada ekstradan önem verin. Bu size söyleyeceğim naçizane tavsiyedir. Diğer, çünkü dediğim gibi diğerleri ezbere dayalı olduğu için belli bir programla çalıştıktan sonra onları yapamayacağınızı düşünmüyorum şahsen. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bir işbirliği programının daha sonuna geldik. Öncelikle bizleri kırmayarak programımıza katılan Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Kaymakamı Sayın Yaşar Artar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli zamanlarını bize ayırdı. Öğrencilerimize bir ufuk, bir vizyon sağlamak üzere. Devamı da gelecek inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zahmet verdiniz. Ben teşekkür ederim. Size. Çok sağ olun. Ayrıca öğrencilerimize de bu programa katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatında, iş hayatınızda biz her zaman sizin yanınızdayız. Hem kamu kurumları hem üniversitemiz, hocalarınız olarak da yanınızdayız. Mezun olduktan sonra da bize ulaşabilirsiniz. Tabii ki. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin.
Artık bitiyor sizin. Diğer öğrencilerimize hepinizin Allah yolunu açık etsin. Bir de final dönemindeyiz biz Sayın Kaymakamım. Yarın sınavlara gireceksiniz. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki işbirliği programında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.